Ulu Hakan Sultan II. Abdülhamit Han'ın halledilmesinde büyük gayretleri olan Yahudi asıllı bir Siyonist Emanuel Karaso. Emanuel Karaso 1862'de Selanik'te bir Osmanlı tebaası olarak hayata gözlerini açtı. Yahudi kökenli tanınmış tüccar bir ailenin mensubu olan Karaso, asıl kökeni 1492'de İspanya'dan sürülen ve Sultan II. Bayezid'in izniyle Selanik'e yerleşen Yahudilere kadar uzanır. Karaso, masonik faaliyetlerine kalkışmadan evvel hukuk eğitimi aldı ve Selanik'te avukatlık yapmaya başladı. Kendisi meslektaşlarının cesaret edemediği garip davaları alıp müvekkillerine kazandırmasıyla ün yapmıştı. Karaso, Osmanlı Devleti'nde masonik faaliyetlerin öncüsü olan Selanik'teki Makedonya Resorta Masonik Locası'nın bir kurucu başkanıdır. Masonik localar ve bazı gizli cemiyetler Selanik'te devrimci radikal görüşlere sahip ve aralarında Talat Paşa'nın da bulunduğu Jön Türklerin duygudaşları arasında bir buluşma yeriydi. Karaso, Selanik'te avukatlık yaparken İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye oldu ve cemiyetin Müslüman olmayan ilk üyelerindendi. Tabi bu konuların detayına girmeden önce Karaso ailesinden bahsetmek istiyorum. Karaso ailesinin Emanuel'den daha meşhur bir siması, bu Buberiki'nin yeğeni olan 1874 doğumlu Dr. Isaac Karaso'dur. Bununla birlikte yeğen Karaso, kendi isminden ziyade Türkiye dahil olmak üzere dünya çapında meşhur bir yoğurt markası olan Danone ismiyle tanınmaktadır. 15. asırda İspanya'dan kovularak Selanik'e hicret etmiş fakat 4 asır zarfında İspanyol tabiyetinden vazgeçmemiş bir ailenin çocuğu olan Dr. Isaac Karaso 1916'da Selanik'ten Barcelona'ya gitmiş ve orada 1919 senesinde bir yoğurt fabrikası kurup bu işten çok muvaffak olmuştur. Isaac Karaso'nun oğlu Daniel Karaso ise hususen Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterdiği faaliyetlerle şirketi devasa Danone topluluğu haline getirmiştir. Dünya çapında bir gıda sanayi topluluğu olan Danone'nin sahibi Emanuel Karaso'nun küçük yeğeni Selanik doğumlu Daniel Karaso 103 yaşında ölümünden 1,5 ay evvel Danone markasının önünde bu pozu vermiştir. Marka isminin bu olması ise babası Isaac'ın oğluna Daniel yerine Danone demesinden kaynaklanmaktadır. Ailenin iz bırakmış bir başka ferdi İstanbul'da Fransızca neşreden Le Journal d'Orient gazetesinin müessisi Albert Karaso'dur. İşte böyle bir aileden gelen Emanuel Karaso, ailesi gibi ticaretle değil siyasal faaliyetlerle de meşgul olmuştur. Ne dedik biraz önce, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olan ve Müslüman olmayan ilk üyelerinden birisi olarak bu cemiyete girdi. Lakin kendi emelleri uğrunda bu cemiyettekilerin hemen hemen hepsini mason yapmayı başardı. Böylelikle Siyonist bir devlet kurma hayalleri çok daha güçlendi ve bu uğurda saltanata karşı çalışmalar yürütüp meşruti yönetimin gelmesi için büyük çabalar sarf etti. Hatta mason yapma çabalarında ilgilendiği bir isim de Said Nursi'dir. Emanuel Karaso, Bediüzzaman Said Nursi'nin şöhretini ve halk üzerindeki acayip tesir ve nüfuzunu duyduğu için onun gibi büyük bir dahiyi görüşerek muhasar etmek ve kendi menhus emellerine alet etmek için Bediüzzaman'la görüşmek talebinde bulundu. Bediüzzaman ise bu isteğini kendisine kabul ettiğini bildirdi. Bunun üzerine dessas bir Yahudi masonu olan Karaso bu görüşme için hazırlığını yaptı. Bediüzzaman ile uzun bir görüşme hazırlığı yaparak buluşmaya gelmişken ve her çeşit çareler yollara başvurarak onu tesir edeceği ümidiyle bu görüşmeyi talep etmişken çok az bir görüşme ve sohbetten sonra pür heyecan dışarı fırlayarak kaçmıştır. Onu bekleyen aynı zihniyet ve niyetteki arkadaşları ona "Ne oldu? Neden görüşmeyi bu kadar çabuk bitirdin?" diye sordular. Karaso heyecanlı bir şekilde "Aman sormayın. Biraz daha kalsaydım neredeyse beni Müslüman edecekti" şeklinde mağlubiyet ve perişaniyetini telaş içinde itiraf etmiştir. İttihat ve Terakki Cemiyeti 1908 yılında 2. Meşrutiyet ve sonrasında Osmanlı Devleti'nin idaresinde söz sahibi olunca Karaso da Selanik'ten Meclis-i Mebusan'a girdi. Bundan yaklaşık bir sene sonra 27 Nisan 1909 Salı günü öğleden sonra Yıldız Sarayı'nın ardına kadar açılmış büyük demir kapılarından içeri Yağız atların çektiği peş peşe 4 kupe fayton girdi. Serin, zaman zaman yağmurun çiselediği bir gündü. Mabeyinciler 4 faytondan inen Meclis-i Milli heyetini saygıyla selamladıktan sonra önlerine düşüp sarayın arz salonuna yönlendirdiler. Bu heyettekilerin tamamı ise farmasondu. O sırada Osmanlı İmparatorluğunu 33 yıl yönetmekte olan 34. Padişah Sultan II. Abdülhamit Han geniş penceresinden dalgın ve hüzünlü vaziyette boğazı seyrediyordu. O yaşa kadar devletin yükünü sırtında taşıdığından olsa gerek çökmüş ve kamburu çıkmıştı. Başmağabeyinci konukları sultana haber verdi.
tahtlar bu olaydan çok önce Topkapı Sarayı'nın hazine dairesine kaldırıldığından ağır adımlarla koltuğa doğru gidip oturdu. Dört kişilik heyet içeri girdi. Başlarını hafifçe öne eğerek Sultan II. Abdülhamit Han'ı selamladılar. Kısa bir sessizlikten sonra heyetin başkanı olan Emmanuel Karaso sebebi ziyaretlerini anlatmaya başladı. Meclis-i Milli'nin hal kararını verdiğini, kendilerinin de bu görevi tebliğ etmekte görevlendirildiğini söyledikten sonra hükmü üç kelimeyle özetledi. Millet seni azletti. Sultan bunun üzerine, yani hal eyledi mi demek istiyorsunuz dedi. Sultan II. Abdülhamit Han gözlerini heyet üyelerinin üzerine gezdirdi. Sonra tane tane şu kelamlar çıktı ağzından. Bir Türk padişahına ve İslam halifesine hal kararını bildirmek için bir Yahudi, bir Ermeni, bir Arnavut ve bir nankörden başkasını bulamadılar mı? Kimilerine göre Sultan II. Abdülhamit Han'ı aşağılamak için azınlık unsurlarından oluşan bu heyet seçilmişti. Kimilerine göre ise devletin ve Osmanlı halkının birliğini, bütünlüğünü vurgulamak için heyette tüm unsurların temsil edilmesi amaçlanmıştı. Lakin günümüzde daha iyi anlıyoruz ki buradaki heyetin niyeti tamamen Sultan II. Abdülhamit Han'a bir güç gösterisi ve onu aşağılamaktı. Böylece emelleri önündeki en büyük engel bertaraf edilmiş, adeta Osmanlı'nın ölüm fermanı imzalanmış, İsrail devletinin önü açılmış, Siyonist cihan hakimiyeti uğrunda ise devasa bir adım atılmış olmuştu. Sultan II. Abdülhamit Han ve yakınları hemen o gece Sirkeci'den trene bindirilip Selanik'e gönderildi. Buraya, yani Yahudi ve Sabataistlerin yerleşim yeri olan Selanik'e yerleştirilmesinde de ayrı ve derin bir mana vardı. Çünkü Sultan II. Abdülhamit Han daha önce Karaso'nun satın almak istediği Filistin toprakları ve bu teklifi yüzünden sultan tarafından saraydan kovulmasından ötürü olacak ki intikam alırcasına buraya sürüldü ve burada birkaç sene kaldı. Bundan sonra felaketler birbirini kovalayacak ve ta günümüze kadar İslam alemi kendini toparlayamayacaktı. Artık emeline nail olmuş bulunan Emmanuel Karaso ise şimdi muzaffer bir kumandandı. Ertesi gün ve daha birkaç gün Balkanların Kudüs'ünde Siyonist emperyalizminin tarihte bir dönüm noktası olan bu muazzam zaferini tesit etmek için tertip edilen nümayiş ve şenliklerde o bir yıldız gibi parlayacaktı. Mason Üstadı Azamı Kemalettin Apak anlatıyor. Meşrutiyetin ilanından 2-3 gün sonra Selanik'te bu mühim inkılabı tesit ve tebcil için bir geçit tertip edilmiş ve bu merasime muhtelif milletlere münasip cemaat teşekkülleriyle İttihat ve Terakki Cemiyeti azaları ve masonlar dahi iştirak etmişlerdi. Masonlar bu merasime kordon ve önlüklerini takmış olarak bayrakları ile ve en önde Veritas Locası'nın üstadı Emmanuel Karaso bulunduğu halde gelmişlerdi. Bütün alay Hürriyet Meydanı'nda toplanmış, nutuklar söylenmiş ve bu esnada Mason bayrağı altında Emmanuel Karaso birader de orada toplanan binlerce kişiye hitaben bir nutuk irad etmişti. Bu merasim sırasında Selanik ve Makedonya'daki Masonların grup halinde çekilmiş fotoğrafları kıymetli bir hatıra olarak bazı eski biraderlerde mevcuttu. Karaso bu olaydan 3 sene sonra 1912'de Selanik'ten yine mebus seçildi. Bunun akabinde gerçekleşen Balkan Harbi'nde Selanik Yunanistan'a kaybedilince 1914 yılında da İstanbul'dan mebus seçildi. İtalya-Türkiye Savaşı'nın anlaşma ile bitmesi için görüşmeler yapan ve Selanik'in enternasyonel bir şehir olmasına çalışan komitenin üyesiydi. Cezalarından kurtulmak adına vatandaşlığını değiştirdi. Karaso hiçbir suretle Osmanlı vatandaşlığına itiraz etmeyeceğini beyan etmesine rağmen aleyhine açılmış bir takım davalardan kurtulmak için İtalya Fevkalade Komiserliği'nin isteği üzerine 20 Temmuz 1921 tarihinde Meclis-i Vukala kararıyla resmen İtalya vatandaşlığına geçmiştir. Karaso'yu İtalyan tabiyetine geçirerek başını dertten kurtaran bu İtalya Fevkalade Komiseri yani elçisi ise anlı şanlı mason olan Comte Sforza'dır. Karaso'dan sonra eşi Matatya, kızı ve Selanik doğumlu Bella Karaso da 5 Ekim 1921'de İtalyan tabiyetine geçtiler. Karaso'nun bu esnada hayat memat mücadelesi veren Türkiye'de artık yapacak işi kalmamıştı. Ailesiyle beraber İtalya'nın işgali altındaki Rodos'a yerleşen Karaso, orada bir tuğla fabrikası kurdu fakat iflas etti. Bunun haricinde de elle tutulur bir durumu olmayan Emmanuel Karaso, 1934'te Trieste'de geberip gitmiştir. Osmanlı hanedanının dahi cenazeleri ülkeye kabul edilmezken, Karaso'nun cenazesi İstanbul'a getirilerek 1 Haziran 1934'te Arnavutköy'deki sefarat mezarlığına defnedilmiştir.
18 Haziran 1934 tarihli İngiliz The Times gazetesi onun ölüm haberini verirken bazı gerçeklerden de bahsediyor ve şu yüreklerimizi dağlayan tespitlerde bulunuyordu. Arkasından pek ağlanmayacak. Siyasi hayatında birçok yüz kızartıcı hadise vardı. 1. Cihan Harbi'nde İAŞ müfettişliğine getirilince halka dağıtılması gereken mallardan gayrimeşru kazanç sağlamış ve 2 milyon TL'den fazla bir meblağı hizmetine geçirmişti. Halbuki o esnada pek çok fukara açlıktan veya küflenmiş ekmeklerin sebep olduğu hastalıklardan ölüyorlardı. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Videomu mutlaka ama mutlaka beğenmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoya en kısa sürede ulaşmak için ise abone ol butonunun yanında bulunan bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.